Blok kütüphanesi oluşturmak. Blokları kullanmaya başladığınızda diğer çizimlerde de kullanmak üzere ortak sembol kütüphanesi oluşturmak isteyebilirsiniz. Bu derste özel blok kütüphanesi oluşturmak için tasarım merkezini nasıl kullanacağımızı öğreneceğiz. Ekranda mimari bir örnek var ve bu çizim birkaç blok içeriyor. Yukarı giderek Insert düğmesine tıklayın. Blok ismi menüsünde bu dosya için tanımlanmış tüm blokların listesini görebilirsiniz. Bloklardaki bir eksiklik sadece oluşturulduğu çizim içerisinde kullanılabilmesidir. Yani yeni bir çizimde bir blok eklemek istediğimizde bu liste boş olacaktı. Bu derste bu dosyadaki blokları herhangi bir çizimde nasıl kullanabileceğimizi öğreneceğiz. Açık olan iletişim kutusunu kapatın. Ardından açık olan AutoCAD belgesini kapatacağız. Kapatmadan önce belgenin ismine dikkat edin ve Close düğmesine tıklayarak belgeyi kapatın. Hızlı erişim araç çubuğunda yeni düğmesine tıklayın. Varsayılan eket şablonunu seçerek Open düğmesine tıklayın. Bu çizimde Architectural Units yani mimari birimleri kullanacağız. Bunu yapmak için uygulama menüsünü açın. Drawing Utilities alt menüsünde Units öğesini seçin. Land Type yani uzunluk türü alanında Architectural öğesini seçip Tamam düğmesine tıklayın. Blokları içeren çizimimizin birimleri mimari olduğu için bu çizim birimi de mimari olmalıdır. Aksi takdirde AutoCAD'i blokları getirirken yeniden boyutlandırma riskiyle çalıştırmış olursunuz. Birimlerimiz eşleştiğine göre Design Center yani tasarım merkezini açabiliriz. Tasarım merkezi bir çizimdeki içeriği diğerine taşımak için kullanılır. Açmak için iki yolumuz var. İlk olarak View sekmesine gidin. Palettes paneline geldikten sonra Design Center düğmesine tıklayabilirsiniz. Tasarım merkezi bir panel içerisine yerleştirilmiş olan komutlardan oluşur. Bu paneli bir yere tutturabilir veya ara yüze yerleştirebiliriz. Bu araç Windows Explorer gibi çalışmaktadır. Soldaki paneli kullanarak sabit sürücümüzdeki klasörler arasında gezinmek, klasörlerin içine girmek veya içinden çıkmak gibi kullanabilirsiniz. Tasarım merkezini ilk açtığımızda AutoCAD 2011 klasöründe Sample klasörünün içinde bulunan Design Center klasörü varsayılan klasör olarak atanmış durumdadır. Bu klasörün içerisinde birkaç çizim olduğuna dikkat edin. Bu dosyalardaki içerikleri inceleyebilirsiniz. Çoğu iş tabanlı gerçek üretimlerdir. Bu noktada farklı bir klasörde gezineceğiz. Fakat ayrılmadan önce bu klasöre dönmeyi kolaylaştıralım. Klasör adına sağ tıklayarak aşağıdaki Seres Home yani giriş olarak ayarlı komutuna tıklayın. Bu şekilde hangi klasörde olursanız olun Home simgesine tıklayarak Design Center klasörüne tekrar dönebileceksiniz. Şimdi sekmeyi en aşağı kaydırın. Egzersiz dosyaları klasörünü açın. Bölüm 13 klasörüne gitmek için bu simgeye tıkladığınızda tasarım merkezinin Windows Explorer'dan farklı özelliğini görebilirsiniz. Bu simgeye bakın. Eğer bu artı işaretine basarsanız bu çizim içerisinde gezinebilirsiniz. Ayrıca bu dosyadaki tüm nesnelerin, bileşenlerin bir listesini görebilirsiniz. Şimdi blokları seçin. Seçtikten sonra bu çizimde mevcut olan tüm blokların ön izlemesini görebileceksiniz. Kaydırma çubuğunu kaydırarak tüm ön izlemeleri görebilirsiniz. Eğer bu çizimden şimdiki çizime taşımak istediğiniz bir blok varsa, tek yapmanız gereken şey tutup sürükleyerek kendi dosyanıza bırakmanızdır. Şimdi çizimden biraz uzaklaşın ve biraz kaydırın. Görünüşe göre regen yani yenileme yapmamız gerekiyor. RE yazıp Enter'a basın. Şimdi daha fazla alanımız var. Kaydırma çubuğunu aşağı çekip başka bir blok getirelim. Tıklayarak sürükleyin ve Floor Plant isimli bloğu çizim alanına taşıyın. Blokları eklerken eksik olan tek şey ekleme noktalarının yoksunluğudur. Gördüğünüz gibi eklediğimiz blokları yüksek hassasiyetle yerleştiremedik. Eğer standart iletişim kutusunu kullanarak tasarım merkezinden blok eklemek isterseniz yapmanız gereken şey üzerine çift tıklamaktır. Gördüğünüz gibi insert iletişim kutusu açılmıştır. AutoCAD'in sormasını istediğiniz sorularına karar verdikten sonra mantıklı bir ekleme noktası kullanarak bloğu çizim alanlarına yerleştirin. Şimdi başka bir dosyada gezinip ek furniture yani mobilya bloklarını getirdiğimizi düşünelim. Şimdiki çizimi furniture dvg olarak kaydedebiliriz. Bu çizim oluşturduğumuz tüm mobilya bloklarını içerebilir. Bu çizimi sabit diskimize kaydederek her mobilya bloğuna ihtiyacımız olduğunda tasarım merkeziyle tüm standart sembollerinize erişebileceğiniz bu çizimde gezinebilirsiniz. Tüm peyzaj sembollerinizi içeren bir çizim oluşturduğunuzu varsayın tüm aksesuar veya aletleri içeren çizim oluşturabilirsiniz. Temel olarak bir blok kütüphanesi, ortak sembollerinizin tümünü içeren çizimlerden başka bir şey değildir. Şimdi bu çizimi kaydedin. Save düğmesine basın. Egzersiz dosyaları dizinindeki bölüm 13 klasörüne Furniture Symbols yani mobilya sembolleri adıyla kaydedin. Artık bundan sonra mobilya bloğu oluşturursanız tasarım merkezini kullanarak mobilya sembol çizimlerinizi ekleyebilirsiniz. Tasarım merkezini kullanarak en çok kullandığımız simgelerin tümünü tutan özel bir kütüphaneyi kolaylıkla oluşturabilirsiniz. Daha sonra da daha fazla sembol oluşturdukça tasarım merkezi ile kütüphanemizi ekleyebiliriz.